açsalar itfaiye de açacaklar. Bak bir daha dövme hayvanı intihar eder ha. Vallahi intihar eder. İntihar eder bak. Köpek at hayvanı çok kullanıyor. Nasıl abi? Genel bir nasıl anlaşıyorlar değil mi? Aleykümselam. Bak. Ne sarılacak ona şimdi? Köpek sarılacak bak. Tamam. O artık oraya geldim. Çözse ya onu. Sen bir sırır diyorsun ama bak nasıl. Bir de donla. O esas sahibi o. O bakıyor ona. Öyle mi? Oraya bağlanmış kendisi kışkışıyor. Ama oraya nasıl çıktı abi? Önemli olan o. Yani aa, kedi değil ki yani. Kedi hadi tırmanır çıkar da köpek nasıl çıkacak? Korkuyor da. Tamam. Bak bu sabahın garip ışığı fırça atıyor. Sabahın bir çok canını yaktı. İn artık aşağıya. Otur gel. Harikasın biliyor musun? Çok güzelsin. Evet. Ay seni seviyor herkes ya. Bir tek evet bir tek seni seviyorlar oğlum. Bir tek sen varsın evet. Kimse yok. Evet. Ama yiyemez. Tara. Hoşuna gidiyor bak. Ya, gülüyor resmen bak gülüyor, ya. Gülüyor. Onun fotoğraflarını bir görseniz. Göstersin. O bizim her şeyimiz. Tarım. Çok yakışıklı bir çocuk. Sen de seviyorsun. Çok güzel. Fatih verdi anne. Size biraz küs mü? Hayır. Bana hiç şeylik yapmaz. Kime küstü? Babaya. Babayı gördü mü deliriyor. Ne oldu oğlum? Tarasın hani, mı Gökhan seni? Tarasın. Şöyle kaldıralım. Otursun benim oğlum. Bakın. Yani biz kutubu sahiplendiğimiz bir köpek. Küçükken şiddet görmüş bir köpekti. Biz öyle sahiplendik. Biz büyütemedik maalesef. O yüzden karakteri ırkının tam tersi. Aslında ırkı daha böyle sevecen, oyuncu, insanlarla, hayvanlarla iyi anlaşan bir ırk. Ama kutup öyle değil maalesef. Hayvanlarla da anlaşamıyor. Çok fazla insanlarla da anlaşamıyor. Güveni yok. Erkeklerden çok korkuyor. Dün akşam da işte böyle küçük bir olay yaşandı. Birazcık böyle babama bir tepki gösterdi. Asilik yaptı. Orada işte babam da o anki şeyle dedi ki yok dedi hani bunu biz göndereceğiz falan muhabbeti oldu böyle. Dedik ki biraz gezsin çarşıda falan. Abim götürdü biraz çarşıya falan gezdirdi. Ondan sonra gece yoktu zaten. Sabah ben okula gittim. 12 gibi telefon geldi dediler ki köpeğiniz çatıda. Öyle oldu. Ben çıktım itfaiye gel. Beni aradılar gelmen lazım. Çünkü yanaştırmıyor. Belediyeden bir görevli çıkmış hırlamış. Yanaştırmamış. Beni çağırdılar. Okuldan çıktım gittim. İtfaiyeyle çıktık. Beni görünce o biraz daha benle daha şeydir böyle. Çıktık aldık Kutup Bey'i getirdik. Genelde böyle alır başını gider. Eğer kızarsa hani böyle bir şey görsün gider. Bir başka köpeği severseniz gider ya da saldırır. Böyle huyları var maalesef çok kıskanç bir hayvan. Alıngan bir hayvan herhalde. Çok. Normalde Kutup bugün bir başkasına gidecekti. Ama Kutup çatıya çıktığı için biz de geri kaldı. Yani biraz aslında iyi oldu. Biraz şey yaptı ama iyi oldu. Bizimle kaldı o yüzden. Yani işte bu gösterdiği asi fevri bir ısırma olayı yaptı. O yüzden biraz baba da biraz böyle yükseldi.
Hani dedi ki yok hani bu saldırıyor. Bir de taktım bu kutup takıyor, kinleniyor hani. Öyle de olunca dedik ki bir başkasına sahiplendirelim. En azından bir süre dursun. Hani baba da biraz daha ılımlı olsun falan demiştik. Öyle düşünmüştük ama çatıya çıkınca zaten hemen babamı çağırmışlar. O da benim için intihar ediyor diye. Kutup dedik o zaman al eve götür. Çatıdan indirdim. Direkt arabayı koyduk, eve getirdik zaten. Herkes biliyor. Böyle bir mahallenin şeyidir. Böyle bir yarım saat kaybolsun ortalıktan. Hemen bir mesaj gelir. Kutup burada diye, şurada diye falan. Herkes kutubu çok seviyor. O da insanları birazcık seviyor ama sürpriz oldu çünkü şey dedi belediye çalışanı da hani ben bile dedi şeyi zor açtım hani o parçayı ben zor açtım dedi hani nasıl çıkmış nasıl açmış bir de şey boynunda zinciri vardı zinciri kopartıp gitmiş zincirin ucunda da el tutma yeri var böyle onu falan yemiş o anki stresle mi artık sinirle mi ne yaptıysa yemiş kutubun böyle vakaları vardır bir ara çok mesela sinirliydi başka köpeğim vardı o zaman benim. O sinirle mesela odun yedi. Bağırsak ameliyatı oldu mesela. Bağırsakları tıkandı odun yediği için. Yani kutubun böyle çok huyu vardır. Tepkileri çok şey tepkileri vardır. Gösterir yani muhakkak. Farkındaysanız şu an tek başına. Şurada 2-3 tane yavrumuz var. Onlara bile saldırır istemez. Yani yalnız başına yaşayacak. Biz herkes onu sevecek. Öyle bir hayvan maalesef. Kıskanç. Çok kıskanç. Yani çatıya çıkması bizim için işte iyi olur. Geldi evet iyi oldu.